Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Citroen C3 Aircross SUV aracımızı inceleyeceğiz. Aracımızın ilk önce arkadaşlar şuradan paketine ve fiyatına bakalım. Evet arkadaşlar, aracımız Shine 1.2 PureTech 130 beygirlik 6 ileri otomatik şanzımanlı aracımız. Fiyatı 515 bin lira. Şurada tüm özellikleri sizlere gösteriyorum. Şimdi ilk önce aracımızı şöyle bir etrafını dolaşalım. Bakın burada aracımızın jantlarını görüyoruz. Gerçekten çok hoş. Siyah piyano black detaylar var. Aracımız Bridgestone lastiklerle geliyor. 215-50-17'lik lastiklerle geliyor arkadaşlar. Arka kısmı doğru şöyle bir geçelim. Sizlere aracımızı şöyle geniş bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, hoş bir görünüm var arka kısımdan. C3 Aircross SUV aracımızın. Arkada arkadaşlar şurada park sensörlerini görüyoruz. Yine aynı şekilde bagajımızı da bir açalım. Bagajı da gayet geniş. Herhangi bir elektrikli bagaj bu araçta, bu pakette bulunmuyor. Burada arkadaşlar halojen bir aydınlatma kullanılmış. Burada yine askıdıklarımız. Şurada da kanca sistemlerimiz mevcut. Burada da askıdığımız var. Burada arkadaşlar yangın tüpümüz, her şeyimiz mevcut. Bunu buraya sabitlemişler. Şuradan arkadaşlar stepneve krikoya bakmak istiyorum ama şu anda göremiyorum. Çünkü burada bir tane şey var, onun altında. Oraya şu anda ulaşamıyorum. Burada arkadaşlar arka koltuklarımızda yatınca daha geniş bir bagaj hacmine ulaşıyoruz. Şöyle de göstereyim bagajı. Gayet geniş bir bagajı var. Yine arkadaşlar bagaj kapakları inanılmaz derece tok. Bakın, gerçekten tok bir bagajı var bu araçların. Bu kapıyı açık bırakmışlar. Bunu kapatalım. Burada arkadaşlar bakın, şurada piyano bilek detay var. İç kısımda böyle daha grimsi bir detay kullanılmış. Burada yine piyano bilek detaylarımız kullanılmış. Aynı şekilde burada da piyano bilek detaylar var arkadaşlar. Tavan kısmı yine full piyano bilek. Bakın şöyle göstereyim. Köpek sırtı, köpek balığı sırtı antenimiz yok. Normal bir anten kullanılmış. Tavan rider'ımızda da yine aynı şekilde piyano bilek detaylar tercih edilmiş. Şöyle geniş bir yandan sizlere C3 Aircross görüntüsü aldım. Nasıl arkadaşlar, beğendiniz mi? Şimdi şoför kısmına geçelim. Size aracımızı bir de orada göstereyim. Burası yine arkadaşlar ön kısımdan açılıyor. Şimdi arkadaşlar şoför kısmına geçtik. Kafam tavana değiyor. Bunu çok kaldırmışlar. Derinlik ayarını alçaltalım biraz. Evet arkadaşlar, ilk önce aracımızın şurada malzeme kalitesine bakalım. Burada arkadaşlar sert plastik, burada kumaş bir malzeme kullanılmış. Burada da yine deri bir malzeme tercih edilmiş. Şurada arkadaşlar krom detayımız mevcut. Ön kısma geldiğimizde burada bakın kumaş bir malzeme buraya kadar uzanıyor arkadaşlar. Buraları sert plastik malzemeden yapılmış. Bakın kumaş malzeme buralara kadar uzanıyor. Evet arkadaşlar, direksiyon kısmına gelecek olursak yine fix direksiyonumuz var. Burada SRC'miz, telefonla konuşma tuşlarımız, sesli komutlarımız ve multimedyada ses açıp kapatma tuşlarımız da burada bulunuyor. Burada da yine piyano bilek detaylarımız mevcut arkadaşlar. Şu kısımda yine hız sabitleyicimiz ve hız limitleyicimiz de görülüyor. Menfezlerimize gelecek olursak arkadaşlar, çok geniş bir piyano bilek detay var. Burada yine krom detaylarımız tercih edilmiş. Orta kısımda arkadaşlar yine geniş bir menfez tercih edilmiş. Burada yine piyano bilek detaylar ve krom detaylarımız hakim. Yine aynı şekilde sağ tarafta da bu görüntüyü elde edebiliyoruz. Otomatik kararan bir dikiz aynası da bu pakette kullanılmış arkadaşlar. Herhangi bir mandalı yok. Otomatik olarak karartılıyor arkadaşlar bu aracımız. Şimdi sağ taraftaki kapı detaylarına bakacak olursak yine krom detaylarımız. Şurada kumaş ve deri detaylarımızı görebiliyoruz. Şurada arkadaşlar ufak bir saklama alanımız mevcut. Bakın sizlere şöyle bir göstereyim. Bu kısma gelecek olursak arkadaşlar, saklama alanımız, bakın buraya su koymalık özel alan bile yapmışlar. Burada hoparlörümüzü de görüyoruz arkadaşlar. Şu kısımda
far yükseklik ayarlarımız var arkadaşlar. Buradan o ayarları gerçekleştirebiliyoruz. Burada da ESP tuşumuzu sanırım buradan açıp kapatabiliyoruz. Şöyle sizlere alt kısmı da bir göstereyim arkadaşlar. Bakın, genişte bir görüntü almak istiyorum. Gerçekten hoş. Koltuk kısımlarına gelecek olursak arkadaşlar, burada full deri kullanılmış. Şurada da ufak bir kısımda kumaş koltuğumuz kullanılmış arkadaşlar. Şu kısımlarda yine kumaş başlık taraflarında. Ve koltukları gerçekten rahat, yanal destekleri olsun. Her şeyle rahat. Şurada da arkadaşlar yine manuel olarak derinlik, yükseklik ayarlarımızı yapabiliyoruz. Aracımızda arkadaşlar start stopumuz da bulunuyor. Otomatik şanzımanla geliyor arkadaşlar bu aracımız. Bakın burada aracımızı çalıştırdığımızda görebiliyoruz. Geçişlerin hepsini burada gösteriyorlar. Burada 12 voltluk bir çıkışımız arkadaşlar. Şurada da USB çıkışımız var. Şu kısımda da arkadaşlar telefonumuzu koyabileceğimiz bir hazne bulunuyor. Yine piyano bilek detaylarımız vites kısmından bardaklık kısmına kadar uzanıyor arkadaşlar. Burada da manuel bir el frenimiz var ama farklı bir tasarımı burada görüyoruz arkadaşlar. Ben daha önce böyle bir manuel el freni görmedim. Farklılık olmuş, güzel olmuş. Burada da deri bir malzeme kullanılmış. Bardaklıklarımızı da buraya koyabiliyoruz. Kol dayamamız arkadaşlar C3'lerde olduğu gibi bu halde kullanılmış. Şu kısımda açılıp kapanabilen bir saklama alanı mevcut. Onu da şöyle göstereyim. Bakın, sanırım bastırılıp yapılıyor. Bakın, bastırıyorsunuz arkadaşlar, çekiyorsunuz, itiyorsunuz. Normalde açılmıyor, bastırmanız lazım. Gerçekten güzel bir tasarım yapılmış arkadaşlar. Şöyle arka kısmı da sizlere göstereyim. Şimdi arka kısma geçeceğiz. Orayı da ayrıntılarıyla inceleyeceğiz ve aracımızda ne var? Cam tavan arkadaşlar. Bu aracımızda da cam tavanımız mevcut. Burada perdesi var. Bakın, enerjimiz şu anda olmadığı için onu açamıyorum. İç aydınlatmamız arkadaşlar. Evet, sonunda bu aracımızda led bir iç aydınlatma kullanılmış arkadaşlar. Bu aracımız gerçekten çok dolu. Güneşliklerimize geçecek olursak arkadaşlar, şoför tarafında makyaj aynalıklarımızda herhangi bir ışıklandırma kullanılmamış. Yolcu tarafına geçelim. Burada da makyaj aynalığımız mevcut ama herhangi bir ışıklandırma sistemi kullanılmamış arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Aracımız gerçekten arkadaşlar full artı full, yani her şey araçta mevcut. Start stop vesaire. Kadranımıza gelecek olursak arkadaşlar, analog bir kadran bu araçta kullanılmış. Şurada ufak bir display'imiz var. Burada dijital hız göstergemizde her şeyimizi görebiliyoruz. Start stopumuza bir basalım ama çalışacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Bakalım. Multimedyamız vesairemiz anahtar olmadığı için çalışmıyor. Sadece burada arkadaşlar bakın, parkta olduğunu söyleyen bir ışık yandı. Şimdi arkadaşlar ışıklarımızı yakıp sizlere o halde göstermek istiyorum. Bakın yine uyarı veriyor. Lambaları aydınlatma sistemini kapatın diye. Şimdi arkadaşlar, bakın arkadaşlar buradaki gündüz farlarımız gerçekten çok hoş duruyor. LED bir far kullanılmış arkadaşlar. Kısa farlarımız. Bakın şurada dörtlerimizin detaylarını ve şuradaki sinyal detaylarını da görebiliyoruz. Burada da yine piyano bilek detayları kullanıldığını söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar farlarımızı kapatıp arka tarafa geçelim. Şimdi arkadaşlar arka kısma geçelim. Bir de aracımızı arka kısımda yaşam alanına bakalım. Oraları inceleyelim. Evet. Arka kısımda bakın makam perdeliği de bulunuyor. Direkt gözüme çarptı. Şimdi arka kısma geçtik arkadaşlar. Şöyle aydınlatmamı da yakayım sizler için. Bakın arkadaşlar, makam perdeliği bu aracın bir diğer özelliği. Onu burada görüyoruz arkadaşlar. Şuradaki aydınlatmamız yine led bir aydınlatma kullanılmış. Cam tavan olduğu için yanlarda kullanılmış. Kapı detayları aynı arkadaşlar. Şurada kumaş detaylarımız ve krom detaylarımız var. Ufak bir saklama alanımız da burada bulunuyor. Şu kısımda arkadaşlar saklama alanımız mevcut. Aynı şekilde bu kısımda da saklama alanımız var. Arkada herhangi bir menfez çıkışı yok arkadaşlar. Sadece 12 voltluk bir çıkış kullanılmış. Başka bir çıkış yok. Ufak bir şaft tünelimiz de burada mevcut.
Arka detaydan şöyle sizlere bir göstereyim. Bu kısımda arkadaşlar yine aynı kumaş detayımız var. Burada plastiklerimiz, burada arkadaşlar ufak bir saklama alanımız bakın mevcut. Burada yine arkadaşlar krom detaylarımız mevcut arkadaşlar. Yine makam perdeliğimiz bakın burada kullanılmış. Gerçekten yani aracı biraz lüks bir konuma getiriyor. Burada yine arkadaşlar LED aydınlatmalarımız tercih edilmiş. Şöyle arkadaşlar sizlere bir görüntü almak istiyorum. Arkadan Citroen C3 Aircross'un görüntüsü. Gerçekten bir SUV havası var arkadaşlar arabada. Onu da öncelikle söyleyeyim. Burada da cam tavanımız var. Şu an perde kapalı olduğu için göremiyoruz. Bakın. Şöyle alttan sizlere detay alayım. Hoş arkadaşlar. Burada yine saklama. Burayı arkadaşlar arka kısımda da kullanabilirsiniz bence. Öyle bir konfor ve rahatlığı da var. Arka kol dayamamız bu araçta yok arkadaşlar sanırım. Evet, mevcut değil. Şimdi arkadaşlar arka koltuk detaylarımıza gelecek olursak şurada deri bir koltuk var arkadaşlar. Burada da kumaş kullanılmış. Gerçekten rahat. Yani onu söyleyebilirim. Hoş. Oturma rahatlığı olarak tabii ki de bir C5 Aircross'la karşılaştırılmaz ama yine de rahat arkadaşlar. Çok şey değil. Sadece şurada benim kafam çarpıyor. Bakın bunu sevmedim. Şurada kafam çarpıyor arkadaşlar. Anlamadım ama yani burada benim kafam çarpıyor. Yani burada hiç rahat olamadım. Bakın sizlere de şöylece göstereyim. Genel itibariyle arkadaşlar aracımız böyle. Siz aracımızı beğendiniz mi beğenmediniz mi? Hepinizi yorum kısmına bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Citroen C3 Aircross'u sizler için inceledim. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin.